Sağ olun. Biraz bir çeksin bunu istersen. Bu da şeydi. Yola koyuluyoruz. Ne yapacağız? Ben sürüyorum. Ona bak, ateşi öyle geveledi, meveledi, suratına kapattı, öyle de kaldı. Yürü, yürü. Atamız da çok doğru. Bilerek o tarafa. Çöbümüz gibi işte. Bak. Değişir bazı. Hızı da yürüyor olur. Var mı arkadaşlarım? Sen benim bir yanıma... Ben... Perfect, perfect, perfect. Alta gitsin ama. Ay görüyor musun? Evet. Hafif. Evet, Ulusal Kanal izleyicileri, bir söyleşi programıyla birlikteyiz sizlerle. Bundan tam 21 gün önce dünyanın en zorlu tırmanışlarından birini gerçekleştirdiler ve Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara'dan onları uğurlayanlar arasında bizler de vardık. Terörle mücadelede, vatan savunmasında gazi olan 4 gazimiz, Everest'e çıkan 4 gazimiz bugün bizlerle birlikte olacak. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. İlk olarak Koray Gürbüz'den başlamak istiyorum. Sayın Koray Gürbüz'den bu yolculuğa çıkarken fikir aşamanızı, karar aşamanızı sizden dinleyelim bir kez daha. Evet. Yani aslında bu bizim için çok önemli bir konuydu. Çünkü biz gazilerin de hayatta olduklarını var söylemek için bir şeyler yapmak istiyorduk. Nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken işte ben fikrin ilk çıkış aşaması Ağrı Dağı'nda Ağrı'ya bir ziyarete gitmiştim. Orada bir birisinin elinde protezle fotoğraf yetirdiğini gördüm. Ben dedim herhalde bu bir gazi ve Ağrı Dağı'na çıktı. Çok büyük başarı falan dedik. İşte gidip tuttum dedim. Öğrendim ki İran gazisiymiş. Yani İran'da mayına basan bir gazi gelip Türkiye'de Ağrı Dağı'na çıkmış. Ve biz de kendi kendime dedim ki yani bu onlar gelip burada bizim ülkemizde en yüksek dağına çıktığına göre bizim de buna karşılık bir şey yapmamız gerekiyor diye düşündüm. Ve arkadaşlarıma fikri sunduğumda hep beraber hepimiz bir fikir sunduk. En son dedik ki biz dedik şeye çıkalım. Everest Tepe Dağı'na çıkalım. Dünyanın en yüksek tepesi ve Ağrı Dağı'nın da yüksek. Öyle fikir ortaya çıktı. Sonra işte bu işi nasıl başarırız, nasıl yaparız diye bir ekip kuralım dedik. Ekibe gönüllü olmak isteyen birçok gazi arkadaşım oldu. Onlar arasında seçmek de zor oldu. Çünkü hepsi gönüllü olarak bu arada Everest Tepe'ye çıkıp Türk bayrağını dalgalanmak istiyordu. İşte onlar arasından işte en son kura çektik. Kura sonucunda 4 gazi gönüllü olarak işte çalışmalar sonunda fikir böyle çıktı. Böyle oluştu. Evet, şimdi izleyicilerimizin de kafası karışacaktır. Stüdyomuzda 2 gazimizin adı da Koray Gürbüz. Hemen diğer beyefendiye dönmek istiyorum. Hoş geldiniz size Koray Bey. Size de şunu sormak istiyorum. Kaç metre yüksekliğe kadar çıktınız Everest'te? Türk bayrağını dalgalandırdınız. 5700 metreye kadar çıktık. Tabii bu pek kolay olmadı. Çünkü 3500-4000'den sonra rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle 5150 metrede bayağı bir sıkıntı yaşadık oksijen konusunda. Hedefimiz normalde 5350 metreydi ama biz 5700 metrede sağlık sorunlarından dolayı bırakma kararı aldık zaten. Ekibin güvenliği için geri dönmeye karar verdik.
Hedefimize geçtik zaten. Peki hazırlık sürecinizi de bize anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Biz Genelkurmay Başkanlığı'nın desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Okulu Komutanlığı'nda yaklaşık 1,5 sene bu faaliyete hazırlandık. Haftada 6 gün çalışmamız vardı. Günlük 7-8 saat civarında. Ne kadar sürdü bu çalışma? 1,5 yıl sürdü bu çalışma. Bayağı yorucuydu. Bayağı zorluydu. Özellikle tüm antrenmanlarımız akciğer kapasitesini geliştirmeye yönelikti. Tabii biz bu çalışmanın yanı sıra bir Erciyes tırmanışımız oldu. Geçen sene Şubat ayında karda. O da bayağı zordu. Ondan sonra Likya yolunda yürüdük. Alıştırma aşamasında. Yani bir ön prova süreci de oldu diyebiliriz. Oldu, kesinlikle oldu. Bayağı zordu ama arkadaşlarım da sağ olsun bu süreci kazası belası atlattık yani. Peki sizden sorumlu bir eğitmen falan oldu mu sizlerle beraber? Spor okul komutanının sorumluluğunda bir tane antrenörümüz vardı. Fizyoterapistimiz, doktorumuz, diyetisyenimiz. Yani TSK elinden gelen bütün imkanları sundu bize bu çalışmada. Şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Aslında sizler sadece Afrin harekatı hali hazırda süren, bu harekat sürerken hem topluma güzel bir mesaj vermek istediniz, hem de engellerin aslında zihinlerde olduğunu, farkındalık yaratma anlamında gösterdiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi yürüyüş safhamız bizim çok sıkıntılıydı. Özellikle arkadaşımın protezi bacağına bayağı vurdu, yara oldu bacakları. Ona rağmen direndi, ona rağmen azmetti, ben çıkacağım dedi. Pes etmedi hiçbir zaman. Biz eğer engelli arkadaşlarımıza, gazilerimize bir nebze olsun yani direnebilmelerini, hayatla başa çıkabilmelerini, mücadele edebilmeleri yönünde bir şeyler verebilirsek ne mutlu bize yani. Biz pes etmedik, kimse de pes etmesin diyorum ben. Tabii siz orada şimdi güzel anılar da biriktirdiniz. Mutlaka Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Ömer Bey, orada biriktirdiğiniz anıları bir de sizden dinleyelim. Tabii, teşekkür ederim. Gazi Ömer Duran. İlk yürüyüş ve de tırmanışa başladığımızda bayağı bir heyecanlıydık. Rahat bir yürüyüşle başladık. Sonradan parkurların zorluğunu görünce biraz çekindik ama yılmadık. Direndik, sürekli çıktık. Bu ne kadar zorluk yaşasak da güzel anılarımız da vardı. Yürüyüş esnasındaki, tırmanış esnasındaki birbirimize yardımımız, susadığımızda su vermemiz, işte yiyecek, çay, bisküvi gibi yardımlaşmalarımız harikaydı. En önemli anılarımızdan birisi, üç arkadaşımız soğuktan üşüdüğümüzde 5-6 yorgana sarılıp ısırmaya çalıştığımızı hala aklımızda. Evet. Peki orada yerel halkla karşı karşıya gelme imkanınız olmuştur mutlaka. İzlenimleriniz nelerdir? Tabii elbette. Yardımcılarım zaten oranın yerel halkıydı. Çok cana yakın insanlar, sıcakkanlılar. Dillerini öğretmeye çalışıyorlar. Biz de dillerimizi öğretmeye çalışıyoruz. İşte ekmeğini, suyunu paylaşıyorlar. Oldukça sevecen insanlardı. Çok teşekkür ediyorum. Önder Bey'le de devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle Önder Bey. Zorluklar nelerdi bu yolculukta, sizi zorlayan şartlar? 1996 tarihinde Kalkın Kuzeyrek'te yalandım. Sağ diz altı amputeyim. Gaziyim. Bu süreçte protezli olarak ilk etapta zaten acaba yapar mıyım diye tereddütlerim vardı. Ama çalıştıkça bu 1,5 yıllık içerisinde bazı şeyler aşıp yapabileceğime inandım. Hatta burada kendim ülkemizde birkaç daha çıktıktan sonra evet ben yapabilirim, gidebilirim dedik. Fakat Everest çok farklı bir yer. Yani yaşadıktan sonra anlıyorsun tabii ki, bunu görmeden bilemiyorsun. O esnada zaten ilk gün çok kolaydı. İkinci gün gerçekten 300 metrelik yeri bir protezli olarak, yani bir binanın 50 katlı olduğunu düşünün. Aşağıda asansör bir saatte olsa beklersiniz, çıkmak istemezsiniz. Yani merdiven tarzı yer var. 300 metrelik yüksekliğe çıkabilmek için 5-6 saatte mücadele edip, yani penguen yürüyüşü mantığı artık vücut gitmiyor. Oksijen azaldığı için mi acaba,
ya da oranın basıncından dolayı mı bilmiyorum, protezden ziyade sağlam insanlar da bu sıkıntıyı yaşıyordu. Yani ben bir tek bacak ve bir protezle bunun zorluğunu hissediyorsam, o insanlar da hissedince bir nebze sadece bende değil, ben de bunu yapabilirim dedim. Mücadelesini verdim, yılmadım hiçbir zaman. Ara sıra protezimde ayağımı havalandırarak tekrar devam ettim. Ama sıkıntı yaşasak da yapabildik, başardık. Güzeldi bence yani. Son özellikle son 3 gün hedefe varacağımız zaman, insan hedefe kilitlendiği zaman zaten canı acısa da yoğunluğu sadece noktaya odaklandığı için bunu yaparım dedik. O canı acımasını bile unutuyorsun. Mücadeleni yılmadan vermeye çalışıyorsun. Ayağında protezin vurmasına rağmen, yaralar oluşmasına rağmen o kayaların üzerinde, yani düz patikada yürümüyoruz biz. Nasıl diyeyim, bir dere yatağında karşıdan karşıya geçersen taşların üstüne basarsın suya düşmemek için. Geçtiğimiz patikalar hep bu şekilde taşlıklardı. Bir protezli olarak zaten düz zemine basamıyorsun. Protez dengeni sağlamakla da mücadele ederken bir de oradaki şartlarla uğraşarak zor da olsa yapmaya çalıştık. Yaptık elimizde geldiği kadar. Çünkü inanmıştık biz bunu başaracağımıza, yapabileceğimize ve yaptık da hiçbir arkadaşımız da ne kadar sıkıntı yaşasa da, problem yaşasa da yüksek irtifa hastalıklarının belirtmesine rağmen, çünkü sadece protezden düşünmemek lazım. Oradaki hava şartları bir yandan, soğuk bir yandan, arkadaşımız az önce söylediği gibi anı dediniz. Mesela bir ufacık bir yerde 3 kişi koyun koyuna yattı. Kardeş kardeşim şu zamanda yatmıyorken. Çünkü ısınamıyoruz, birbirimize sarılıyoruz. O derece o bir anıydı gerçekten. Çünkü yıllardır bu yaşamamıştık. Bunu yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı beraber paylaşıyorsun. Çünkü sadece zorluk protez veya yürümek değil. Şartlar, soğuk, gece oluyor. Zaten saat 3'ten sonra hava zaten buz kesmeye başlıyor. Çok soğuk oluyor, birden oluyor. Zaten yukarı çıktıkça güneşi de görmüyorsun. Bitki örtüsü yok, ağaç yok. Birden soğuklarla mücadele ediyorsun. Kar birden geliyor. Bir de her şeyden önce yabancı bir yerdesiniz. Bunun tedirginliği oldu mu sizde? 3 kişi olduğum için olmadı ama adapte sağladık. Çünkü oradaki yerel halkla biz kendi Türk insanımızın genel anlamda gittiği zaman onların dili değil de onları kendine uydurmaya çalışırsın. Biz o sıkıntıyı yaşamadık ama şartlarla sadece onun sıkıntısını yaşadık. O bölgeyi bilmiyoruz, merak ediyoruz. Çünkü bir sonraki gün acaba hangi yerden gideceğiz, nasıl gideceğiz, gideceğimiz yer nerede? Çünkü onu hemen krokisini kendi kafamızda çizip o zorluklarla nasıl mücadele ederiz? Yarını kendimize adapte edebilmek için bu sıkıntıları yaşadık ama İster istemez bilmediğimiz bir yerde. Güzeldi ama yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Tekrar Koray Bey'e dönmek istiyorum. Koray Bey, şimdi bir ön konuşma yapmıştık. Bir çay anınızdan bahsetmiştiniz bizlere. İzleyenlerimize de bahsederseniz sevinirim. Şimdi Ömer arkadaşımız bayağı sıkı bir çay tirakisi. Buradan giderken biz biraz hazırlıklı gittik. Bir kilo çay almış yanına. Bir de bir kutu kesme şeker. İşte orada demler içeriz diye. Tabii biz orada ne demliği bulabildik, ne sobayı bulabildik. Hani bir araya hiçbir zaman gelmedi bunlar. Ta ki bir geceye kadar. Ömer abi bayağı bir uğraştı yerel halkıyla. En sonunda bir tane demlik buldu ama demlik kazan gibi resmen. Biz de o gün soğuktan bayağı üşümüştük. Yörede çay kültürü olmadığından mı? Yani çay kültürü yok. Onların çayı sütlü çay. Yani bizim damak zevkimize pek uymuyor. En evet. Son bir soba bulduk, bir de demlik bulduk, bayağı büyük bir demlik. Ömer abi çayı içine boca etti resmen yani. Ama biz dört gözle şey bekliyoruz, çay demlensin, çay içelim. Özledik çünkü. Çay demlendi, içiyorsun ama çay tadı yok. Çay suyu da dereden geliyormuş. Tabii derede de şey var, yukarıda kadınlar çamaşır falan yıkıyor. Bizim çay suyu biraz şey oldu da, deterjanlı oldu. Peki kaçıncı gün içtiniz çayı, hatırlıyor musunuz? Dokuzuncu gün ulaştık. Çok, ama gerçekten o gün arkadaşımızın anlattığı gibi çok güzeldi. Çünkü niye biz her geçtiğimiz yerde, her halka yani bir ateş yakabileceğimiz, çaydan bulabileceğimiz ya da semaver tarzı aldırmaya çalışıyoruz, almaya çalışıyoruz, söylüyoruz, satar mısınız veya o gün zaten kiralar mısınız? Çünkü çay kültürümüz var. Onların çayı gerçekten çok farklı yani. Süt katıyorlar, baharatlı bilmem ne. Bizim çayla hiçbir yakından alakası yok. Bildiğim biz ılık bir içecek diye
tabir ederim. O gün zaten o çaydanlıktan dolayı Ömer gerçekten çok mutluydu yani. Biz de dört gözle bekliyorduk sabahı. Ömer Bey'e dönmek isterim hemen. Ömer Bey, şimdi 16 gün kaldınız değil mi? Evet. 16 gün boyunca ne yediniz, ne içtiniz? Valla yemek kısmında bayağı zorlandık. Şimdi pişirdikleri yağdan mıdır? Yoksa içine kattıkları soslardan, baharatlar mıdır? Çok değişik bir yemekleri vardı. Ben aslında sadece çorba içtim. Yanımızda götürdüğümüz erzaklardan biraz yedik. Arkadaşlarımızın da oranın yemeğinden sadece ton balığıydı değil mi arkadaşlar? Yani benim yediğim sadece sandviç yedim. Ton evet, balıklı sandviç, ton başka balıklı bir şey yemiyordu. Sandviç yiyorlardı. Yemek kısmı pek hoş değildi. Zaten peki bayağı kilo verdik. Peki siz erzak ne götürdünüz yanınızda? Kaşar ve de zeytin götürdük. Sadece onlar. Evet, çok hazır çorbalar. Evet, bir de hazır çorbamız vardı. Evet, hemen Koray Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Koray Bey, Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı da açıldı. Evet. Bunun anlamını bize anlatır mısınız? Vermek istediğiniz mesaj neydi? Tabii ki. Şimdi burada sadece olayı bir dört tane gazi ya da üç tane gazi olarak düşünmeyin. Bu aslında Türk gazilerin yaptığı bir ulaşması gereken bir hedefti. Bunun arkasında binlerce gazi var, binlerce şehit ailesi var. Aslına bakarsanız Türk milleti var. Yani burada o bayraktan açarken orada ve Anıtkabir'in bayrağını aldık orada. Anıtkabir'in bayrağını açarken biz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Türk halkının desteğiyle, Türk halkının kudretiyle oraya gittik. Azerbaycan da aynı zamanda bizim Türk oldukları için ve Türk kardeş ülke olduğu için Azerbaycan'daki gazileri anmak istedik ve onların oradaki haklı mücadelelerine bir nebze olsun destek vermek amacıyla Azerbaycan bayrağını da açtık. Çünkü onlar da orada kendi ülkelerinde bir vahşet yaşıyorlar. Orada bir soykırım yapılıyor ve orada bir terör var. Ermeni terörü var ve Ermeni terörüne karşı onlar haklı bir şekilde bir mücadele ediyorlar. Ve oradaki Türk kardeşlerimiz savaşıyor ve onlar da gazi oluyorlar. Ve zaman zaman o gazi arkadaşlarımız Türkiye'ye gelip tedavi oluyorlar. Onları da anmak amacıyla Azerbaycan bayrağını da açtık orada. Bence de iyi oldu yani. Şunu da merak ediyorum. Tarihi neye göre belirlediniz yolculuk tarihinizi? Çanakkale Zaferi'ne evet, denk geldi yanılmıyorsam. İlk başta bizim düşündüğümüz tarih 19 Mayıs'tı. Sonra işte planlarımızı ona göre yapmıştık. Sonra dedik ki 23 Nisan olduk. Olsun. En son dedik ki yani 18 Mart Şehitler Günü olsun. Şimdi 18 Mart Şehitler Günü biliyorsunuz hem Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü aynı zamanda Şehitler Günü. Bizim de şimdi bir sürü arkadaşımız yanımızda, bir sürü silah arkadaşımız şehit oldu. Yanlarımıza, kollarımıza vefat ettiler. Hem onları anmak, hem de onları bu hedefimize ulaştığımızda onlara bunu armağan etmek amacıyla 18 Mart gününü seçtik. Bizim için çok anlamlı çünkü 18 Mart Şehitler Günü, Çanakkale Zaferi'nin günü, aynı zamanda Afrin'de Türk bayrağının açıldığı gün. Afrin'de Türk bayrağının açıldığı gün biz dünyanın zirvesinde Türk bayrağını açtık. Aynı anda denk geldi. O bizim için çok büyük bir gururdu. O gururu da Türk milletine yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu olay dediğim gibi dört gaz değil, bütün milletin olayıdır. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi dediğimiz gibi iki tane Koray Gürbüz var stüdyomuzda. Bu karışıklığı önlemek için ne yapıyorsunuz diye sorduğumda K1 ve K2 diye kendilerini kodladıklarını söyledi gazilerimiz. O zaman K2'ye dönüyorum Koray Gürbüz'e sayın. Koray Bey, geriye dönüp baktığınızda Everest'e dair ne hatırlayacaksınız? Sizi orada en çok etkileyen şey ne oldu? Ya beni en çok etkileyen şey şartlar çok zordu. Cidden çok zordu. Gündüz -10'la başlıyorduk yani direkt. Bir sıfır geridesin. -10'la başlayıp gece -25-30'lara kadar çıkıyordu. Arazi çok zordu. Devamlı tırmanış, devamlı tırmanış, devamlı tırmanış. Rakım kaybediyorsun, geri rakım alıyorsun. Tabii bu bacaklarımızı bayağı zorluyordu. Özellikle işte önder arkadaşımızın protezi olmasına rağmen hiç pes etmedi. Onu demin de bahsettim yani. Beni en çok şöyle geriye dönüp düşündüğümde unutamayacağım şey benim arkadaşlarımla beraber bu zorlu tırmanışı kazasız belasız bitirmem, orada bayrağı açmamız, yani ben bunu ömrüm boyunca unutmayacağım.
Hedefimiz zaten bayrağı açabilmekti. Anıtkabir'den aldığımız bayrağı. Bu görev ve sorumluluğu en azından yerine getirdik. Eksiksiz olarak. Bunu yıllarca unutmayacağım. Teşekkür ediyoruz efendim. Ömer Bey'e tekrar dönüyorum. Sayın Duran, şimdi Anıtkabir'den aldığınız bayrağı orada dalgalandırdınız. Sizin teşekkür etmek istediğiniz, size sponsor olan yerler var mı? Bunları da size soralım, geçmeyelim onları. Tabii, ilk önce Genelkurmay Başkanımıza, Genelkurmay 2. Başkanımıza, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, Afrin'deki silah arkadaşlarımıza, tüm Türk halkına ve de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'ye armağanımızdır. Sizden de bir kez daha duyalım. Kaç metre yükseklikte bitirdiniz tırmanışınızı? 5700 metre. Orada dalgalandırdınız evet. Diyelim. Evet, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hatırlayacağınız Everest'le ilişkin. Yani şimdi oranın şartlarına göre benim aklımda kalan bundan sonraki hatırlayacağım birincisi Türk bayrağımızın orada dalgalandırdığımızı. İkincisi ben sanırım yürüyüşün yedinci günüydü. Ayağımın rahatsızlığından dolayı kendi kendime operasyon yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlarım da desteğiyle. Ayağımdaki yara azdı. Müdahale etmemiz gerekiyordu. Dağda da doktor falan kimseyi bulamadığımızda ben de böyle şeylere hazırlıklıyımdır sürekli. 23 yıllık gazi olduğundan dolayı daha önce başıma geldi. Oradaki yaptığım küçük bir ameliyat operasyonuydu. Türk bayrağıyla bu ameliyatı orada hiç unutmayacağım. Peki psikolojik olarak bu sizi biraz buhrana soktu mu acaba? Yani bu zorlukları aşmak güzeldi ama yok, güzeldi. Pek sıkıntı yaşamadık. Evet. Evet. Çevrenizden aldığınız tepkileri de merak ediyorum. Yani çocuklarınız, aileniz neler söylüyor sizlere? Yani ilk başta gitmeden önce birçok kişi karşı geliyordu. Neden peki? İşte siz gazisiniz, ayağınızdan rahatsızsınız, neden çıkıyorsunuz filan gibi konuşmalar yapılıyordu. Buna karşı inatla gittik. Bunu başardıktan sonra da döndükten sonraki aldığımız tepkiler çok farklıydı. İnsan çocuk gibi seviniyor. Ailelerimiz filan hepsi haklıymışsınız dediler, tebrik ettiler. Sokaktaki halk gördüğünde sarılıyor. Çok mutluyuz yani. Evet, teşekkür ediyorum. Önder Bey'e gelelim hemen. Önder Bey, sizin Nepal'e ilişkin, Everest'e ilişkin hatırlayacaklarınız neler? Sizi orada çok etkileyen bir şey oldu mu? Ömer Hasan Mehmet oldu. Etkileyen, evet. Arkadaşın ilk etapta dediği gibi onları asla unutamam. Oranın yerel halkı Sherpa, bizim yardımcılarımız, birlikte beraber günlerimizi geçirip de beraber mücadele edip çıktığımız, bize her türlü her konuda yardımcı eden, benim yardımcım aslında bakarsan ismi çok telaffuz dahi edemiyorum. Ben ismini Hasan koydum. Hasan olarak, çünkü en kolay buydu. Baktım diğerleri de sıkıntı yaşıyoruz. Birine Mehmet koydum, birine Ali koydum. Bunlara Türkçe öğretmeye başladım. Bunlar gece gündüz içli dışlıyız. Beraber yatıyoruz, beraber yiyoruz, beraber içiyoruz, beraber yürüyoruz. Her nefesimin dibinde yanımda yani. O şekil günlerimiz geçti. Onları asla unutamam yani, açık ve net kesinlikle. Ama bir de şu, Everest sadece bak söylemesi çok kolay. Evet. İnsanlar, ben de şahsen Everest gidip bir dağ görüp eteğinden tırmanmaya başlayacağız mantığıyla gittim. Ama ben 4 gün gece gündüz yürüdüm. Gece gündüz değil, pardon, özür. Orayı toparlayayım. 10 saat günde yürümek şartıyla yürüdüm. 4. günü akşamına doğru geceleyin ben Everest'in ağaçların arasında selülitini ancak görebildim uzaktan. Çok, çünkü sanıyordum ki hemen Everest, buradan Everest'e çıkacak, öyle bir şey yok. 4 gün, günde 10-15 kilometre yürümek şartıyla yürüdükten sonraki aşamada daha Everest'in sadece uzaktan gölgesini veya şeyini gördük. Ondan sonra mücadelemiz daha zorlaştı. Unutamayacağım anı olarak bunlardır.
Ama unutamayacağım bir şeyler de var. Mesela bazen insanlar, az önce Ömer arkadaşım da sordunuz. Gitmeden önce evet, çok ön yargılı insanlar yaklaştı. Gitme, ne işin var, kafayı mı yediniz, protezlisin sen. Ama ben şu duyguyu yaşıyorum. İlk defa bir protezli olarak, bir gazi olarak, Türk olarak ben oraya inanarak başardım, gittim bu azimle. Aslında sorunumuz çok ağırdı. Çünkü Türk bayrağımızı götürüyorduk. Onun gururuyla, onun mutluluğuyla biz zaten bunu götürmenin, bunu asla unutamam. Çünkü niye? Anıtkabir'de bu bayrak müzede sergilenecek. Belki bizden sonra, biz yaşamasak da torunlarımız, memleğimiz orada belki onlar bu Everest'e giden bayrak olarak kalacak. Yani bayrağı siz şu anda Anıtkabir'e teslim mi ettiniz? Teslim edeceğiz değil mi? Emanetti o bize. Emanetti. Oraya teslim edeceğiz, orada müzede sergilenecek. Yani onu taşımanın sorumluluğundan dolayı bu unutulacak hiç. Asla unutamazsın yani. Güzeldi yani. Güzel bir anı olarak kaldı bizde. Peki size orada yardımcı olan kişiler nasıl ayarlandı? Onları da merak ediyorum. Onu sanırsam Koray abiyle bir arkadaşımız daha var. Zaten Koray abimiz bizim, açık söyleyeyim, ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi bedenen yanımızda yoksa da her an, her dakika, her şeyde fiziki olmasa da ruhen şey olarak, lojistik olarak tamamen yanımızdaydı. Bizim yaşadığımız sıkıntılar arasında bakarsan daha fazlasını burada yaşıyordu. Çünkü zaten sağlık sebeplerinden dolayı Koray abimiz bize katılamadıydı. Çünkü beraber çalıştık, beraber ettik ama bir yandan da diyoruz ki iyi ki de katılmadı. Çünkü niye? Biz oradaki bazen sıkıntılarımız oluyordu. Koray abi burada bize lojistik olarak gerekiyormuş, yaptı da. Her türlü desteğimizi de verdi. Ama sonuçta ayarlayan, firmayla görüşen, irtibat sağlayan, gittiğimizde bizi karşılayan, hiçbir sıkıntı yaşamadan, çünkü bizi direkt indiğimiz, nerede inersek inelim, Katmandu'da indik, hemen karşılayan var. Oradan Lukla'ya geçerken götürdüler. Lukla'da karşılayan var. Bu tür sıkıntı yaşamadık çünkü burada da gerçekten lojistik gerekiyormuş. Her türlü desteği de verdi. Çok teşekkür ederim ona yine burada huzurunuzda. Bu şekilde. Şunu da hemen Koray Bey'e de söz verelim. Çünkü kendisi bir rahatsızlık geçirdi ve ne yazık ki ekiple birlikte gidemedi Everest'e. Duygularınızı sizin de alalım, yaşadıklarınızı. Yani şimdi tabii arkadaşlarla biz 1,5 yıldır bu proje için çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Hazırlandığımız gibi ruhen de kendimize hazırlanıyoruz. Yani bunun psikolojik tarafını da kendimize hazırladık. Yani psikolojik olarak biz çıkabiliriz, biz yapabiliriz. Biz sonuna kadar o Türk bayrağını dalgalandırabiliriz. İşte benim en son gün geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı gidememek benim için çok kötü oldu. Ama bir yandan da burada bir arkadaşın da kalması gerekiyormuş. Çünkü birisinin mutlaka lojistik olarak destek vermesi gerekiyor. Çünkü oradaki firmayla anlaşmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Orada karşı tarafta konuşmak gerekiyor. İşte Ömer'in ayağı mesela rahatsızlığını söylüyor bana, ona göre ne tedbir almak gerekiyor? İşte onu yapmak gerekiyor. Mesela doktora sorusunu ne yapalım? O rahatsızlığını mesela Ömer kesmesi gerektiğini söylediler. Evet. Onu ayarlamak gerekiyor. Ya da Önder'in mesela ayağına protez vuruyor. Nasıl yapalım? Ben inanın şey derim, inin derim, çıkmayın derim. Yani çünkü bir can vardı. Hayatımızı tehlikeye atmaya gerek yok. Çıkın, inin derim, hiç çıkmanıza gerek yok. Yani benim tehlikenim onlara geri dönün oldu. 5150 metre biz bayağı bir şey yaptık Koray abiyle. İnternet bulduk 5150 evet. metrede. Bayağı bir yazıştık. İşte ekipteki rahatsızlıklardan falan bahsettim. İşte Önder'in, Ömer'in, benim işte dedim abi şöyle böyle böyle sorunlarımız var. Koray abi direkt inin aşağı. Şimdi biz ekiple düşünüyoruz. Buraya kadar geldik. Çıkmamız lazım. Çiğim var. Koray diyor kimseye risk atma. İndir aşağı. Dedim tamam abi biz dedim ineceğiz dedim. Artık yani Koray abinin de gönlünü yapalım diye dedim. Ondan sonra yola devam. Şimdi konuştuk ekiple. Yani Önder'in şimdi ayağı protez. Evet. Yani kötü bir şey olmasını istemem. Ömer'in çünkü hakeza ayağında büyük bir akıntı var. Yani o akıntı böyle damla damla değil. Böyle su musluğunda boşarı gibi akıntı var. Evet. Çıkması çok tehlikeli. Koray'ın ciğerlerinde sorun var. Doktor raporu var. Doktor çıkarsa hayatı tehlikeye olabilir diye söylüyor. Şimdi bunların da sorumluluğu da var. Ben de yani şimdi mesela arkadaşlar çok basit gibi anlatıyor ama yani gerçekten şimdi bir gün içinde 3 saat 300 metre çıkıyorlar. Mesela söylüyorum, bakıyorum haritada 300 metre çıkmışlar ya da 240 metre çıkmışlar.
10 saat yürütmüşler. İrtifa olarak. Yani 240 metreyi 10 saatte yürüyorlar. Şimdi 10-15 kilometre diyor. Ya 10-15 kilometre siz normal yürürseniz biz antrenmanlarımızda 1 saatte yürüyoruz. 10-15 kilometreyi. Düz yolda. Düz yolda. Ama 10-15 kilometreyi biz orada 10 saatte alıyoruz. Yani 10 saat sonra da 300 metre çıkmış oluyoruz. O da arazi şartlarından tabii dolayı. Çok dik yani resmen yani bir neredeyse 70-80 derecelik bir eğimlerden bahsediyorlar. Evet. Yani böyle düz yolda falan gitmiyorsunuz. O kadar kolay bir olay değil. Oksijen de sınırlı olduğu için hareketi engelliyor. Tabii. Evet. Hemen şunu da sormak istiyorum. Buradan gazilerinize iletmek istediğiniz bir mesaj ulusal kanal izleyicilerine. Evet. Siz izleyenlere neler söyleyeceksiniz? Ben her şeyden önce bizi izleyen bütün izleyicilere selamlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben bu ülkede gazilerin bitmeyeceğini, şehitlerin bitmeyeceğini ve bu ülkenin temellerinde var olan Mustafa Kemal ruhunun hiçbir zaman dinmeyeceğini belirtmek istiyorum. Buradan da bütün herkese selamlarımı iletiyorum. Evet, sizden de son sözlerinizi alalım Koray Bey. Biz bu yola çıkarken projeyi bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize, huzurlarından vazgeçen kahraman gazilerimize, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılın dönümünde orada kefensiz yatan şehitlerimize ve Afrin'de mücadele eden kahraman ordumuza armağan etmiştim. Tekrar onlara armağan ediyorum. Herkese selam gönderiyorum buradan. Peki, sizden de alalım Ömer Bey son sözlerinizi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılında şehit olan tüm atalarımıza, tüm Türk halkına ve de Afrin'deki silah arkadaşlarımıza selam olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sizden de alalım son sözlerinizi. Buradan tüm izleyicilere, tüm Türk halkına ve tüm Mehmetçiklerimize selam olsun. Diğer engelli ve gazi arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. İnandıktan sonra başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bu Türk bayrağını taşımak değil, ne olursa olsun. Hayatla mücadeleyi asla bırakmayın. Protezli de olsanız yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, Ulusal Kanal izleyicileri, terörle mücadelede, vatan savunmasında gazi olan 4 kahramanı ağırladık stüdyomuzda. Onlar 5700 metrede Türk bayrağını dalgalandırdılar. Bu bayrağı Anıtkabir'den teslim aldılar ve tekrar emanetlerini de yerine koydular diyelim. Aslında hiçbir engelin olmadığını gösterdiler kendileri. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya engellerine rağmen 5700 metrede Türk bayrağını dalgalandırdılar. Onları burada ağırlamaktan gurur duyduk. Geldikleri için de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Evet, söyleşi programının sonuna geldik. Hoşça kalın.